Merhabalar arkadaşlar, Foro Games'e hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir Peskin Oyuncu Minecraft bölümüyle daha beraberiz. Ve arkadaşlar bugün yine Minecraft'a kaldığımız yerden devam edecektik ki fark ettim kulaklığım iyice düğüm olmuş. Düğüm olmuş. Arkadaşlar bugün fazla uzatmayacağım bu girişi, bildiğiniz üzere her videonun girişinde konuşurdum. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En sonki bölüm patladı resmen. Ciddi anlamda patladı. En son baktığımda 1700 mü 1800 like mıydı neydi? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Ciddi anlamda minnettarım size. Şimdi çok Minecraft istiyorsunuz. Bugün günlerden cumartesi ve bugün yine size Minecraft çekeceğim. Şunu bilmenizi istiyorum. Çok yoğun bir dönemdeyim. Bu yüzden benden az video geliyor. Videoyu oturamıyorum. Ciddi anlamda oturacak zamanım olmuyor. Ya kendimi iyi hissetmiyorum, böyle hasta gibiyim, uyuşum falan, ya da bütün gün evde olmuyorum, okulda oluyorum falan. Çok sıkıntılı dönemdeyim arkadaşlar. Bir süre beni idare edin lütfen. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft'tayız yine. Ve iki maçımız kaldı. İki maçı kazansak da bildiğimiz gibi çıkamıyoruz. Yani 3 6 puan, 6 7. Yani şu anda bütün maçları kazansak bile, ya son iki maçı da kazansak 17 puanımız olacak. Çıkamayacağız hiçbir türlü. Her türlü 4. klasmandayız. Benim düşüncem bu iki maçı da yapmayalım. Direkt 4. klasmana gidelim ki oyuncularımız boşu boşuna yorulmasın. Gereksiz bir zaman kaybı bu. Direkt ben buradan böyle bir dahaki sezona git diyorum ve 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle maalesef çok kötü bir sezon geçirdik. 4. klasmandan devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yazık ki. Gerçekten de kötü bir durum bu. Ama moralleri bozmak yok. Daha önce de yaşamıştım ben bunu. Düşmüştüm, çıkmıştım. Oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim kadrom yorgun arkadaşlar. Herkes yorulmuş. Toplu olarak da şey yapamıyorum, yenileyemiyorum hepsini. 20 tane benim şeyim var. Hepsini böyle tek tek ben yenileyeceğim. Bugün yine iki karşılaşma yapacağız. Onların haricinde söylemek istediğim başka bir şey yok zannedersem. Ben şunları yenileyim, bir geri döneriz. Tamam, şu iki kanıtında şeylerini doldurmayacağım. Onlar zaten fazla yorulmamışlar. Oradakileri hep böyle şeylerde değiştirdiğim için saçlarım bozulmuş lan. Şimdi arkadaşlar çoğunuz diyor ki Merhan abi Hulk'u çıkart, Berbatov'u al. Ama bu her türlü düşüş sağlıyor. Berbatov'u almak istemiyorum. Hem takım ruhunda hem de takım gücünde her türlü bir düşüş sağlıyor. Maalesef ki onu uygulayamayacağım. Boateng'i al diyenler var. Boateng te düşürüyor. Evet, Boateng'in düşürmediği bir nokta yok, her yerde düşürüyor bu Boateng. Dragster'ı boş ver zaten. Hart'ı almayacağım. Şu Cahill stoper miydi? 87'ye düşürüyor, 88'e düşürüyor. Kalsın o. Sol bek'e bir bakayım. Aa, sol bek düşürmüyor lan. Alexandro düşürmüyor. 73 67. Abi Alexandro çok daha güçlü bundan. Neden almıyorum ben bunu oyuna? Çünkü bu stopermiş. Çelini sen stopermişsin. 86'lık stopermişsin hem de. Oo, 90'a çıktı. Çok güzel. Ana! Bakın, yanlışlıkla yaptım ben bunların hepsini. Tamam, çok güzel. Şunları da şöyle değiştireyim. Sen kimsin? Suarez. Suarez zaten oyunu almıyor. Ben seni şöyle alayım ya. Aynen. Takım gücüm yükseliyor bu böyle yapınca. Tamam. Yapacak başka bir şey yok gibi arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Takım ruhumuz 90 oldu. Hadi karşılaşmaya gidelim. Aa, evet, rakip bulduk. 9. klasman ama çok güçlü birisine benziyor. 9. klasman ama güçlü birisi gibi. Çünkü takım gücü 4 falan filanlı. 94. Takım ruhu Isco. Alexis Song. Alexis Song çok da önemli değil. Ben de işte öyle aman aman bir yıldız görmüyorum. Ne yedeklerinde ne de as kadrosunda. Biz iyi gibiyiz ya. Takım ruhumuzu da yükseltmemiz iyi oldu. Inter Milan bir istatistiklerine bir bakayım. Oradan nasıl oynadığını görürüz. İstatistiklerini beğenmedim. Tabii ki de artık istatistiklere o kadar önem vermiyorum. En sonki yaşadığımız şeylerden sonra gerçekten istatistiklerin o kadar da önemli olmadığını fark ettik. Belki siz de fark etmişsinizdir. Her neyse. Benim yapacağım bir şey yok. Hemen karşılaşmaya gidelim. O da gitmiş. Güzel ya. Ama ya şöyle bir şey var. Biz sürekli deplasman olmaya başladık. Eskiden yani ev sahibi oluyorduk. Ya şimdi 3 maçın ikisinde deplasman oynuyoruz. O kötü bir şey maalesef. Ben ev sahibi olmak istiyorum çünkü. Neyse, zaten öyle tıklım tıklım olmuyor stadyum. Bu arada arkadaşlar gamepad'imin ortasındaki ışık sönüyor. Yani neden ışık sönüyor bilmiyorum. Yanıp yanıp sönüyor sürekli.
ya kırıldı bozuldu yaşadıklarımızdan sonra ya da pili bitiyor. Bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun beyler. Cristiano Ronaldo güzel o faul. Güzel. Güzel. Bu arada arkadaşlar şimdi bir söyleyeyim. Ben ölü yaprak nasıl vurulur biliyorum. Yani nerede basacağımı falan biliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada bildiğimi söylüyorum sadece. Gel gelelim nerede basacağımı uygulamada sıkıntı yaşıyorum. Yani önemli olan uygulamada nerede basacağımı aslında biliyorum. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Ama yemedi. Ama ölü yaprak gitti. Yaklaştık en azından. Ama ölü yaprak gitti. Yani uygulayamıyorum. Neyse işte. Pres yapmayı da biliyorum. Pasa basılı tuttuğumuz zaman pres oluyor. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Evet, oradan nasıl çıktı bilmiyorum. Abi çok kötü bir şuttu. Nasıl sektirdi onu? Güzel. Hulk ver eleri. Tamam Ronaldo. Ronaldo bomboş. Ronaldo bomboş. Plase vurmayacağım ben. Ve yine gol attım. bir tanesi yoruma şey demişti. Onu da hatırlıyorum arkadaşlar. Demişti ki ben Ronaldo'yla gol atman değil Ronaldo'yla plase vurmana sıkıldım ya da direkt plase vurmana sıkıldım. O tarz bir şey söylemişti. Tamam o zaman bir ara şey yapacağım zaten aklımda arkadaşlar. No plase challenge yapacağım. O önemli. No plase challenge benim için çok zor olacak. Biliyorsunuz beni. Adam AFK ama verdiğim pasımı. Ronaldo. Şöyle bir tane vurayım mı ben? Oo. Oha. Yapma. Atamadı. Bomboş pozisyon. Abi atamadı şaka gibi. Çok güzel pas verdi ortaya. Ortaya pası çok güzeldi de. O adama kadar nasıl geçtiğini anlamadım ben. Ronaldo'nun pası çok güzel. Hulk. Kafa. Gol ver. Gol. Müthiş bir organizasyon. Of Hulk attı lan. Beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Şöyle bir farklı bir şey deneyeyim. Ronaldo'ya gidip Cem'e Hulk'a vereyim dedim. Siz bunu çok istiyordunuz. Hulk gol attı. Atamazdı. Ne oluyor? Tamam ortada kimse yok. Sakin. Sakin. Ne? Oh atamadı. Oradan zaten nasıl geçti? Ve ilk yarı bitti. Çok kalkıştılar yalnız ha. Tamam. Güzel 2-0 önündeyiz. Ya aslında ikinci gol benim için bayağı bir şaşırtıcı oldu. Hadi ilk gol Ronaldo atar falan da yani. İkinci golü güzel attırdı. Ya zaten siz sürekli Hulk'a oyunu birazcık sürekli Ronaldo ile oynamandan sıkıldık falan filan. Faul. Orada vücudumu engelledi. Faul yok mu? Tamam pas çok güzel. Çok güzel be. Ronaldo. Bakın plase vurmuyorum. Ronaldo. Tamam ya plase vurmadan sıkıldınız. Anladım. Anladım aklımda artık. Ama zor kaldığım yerde vururum. Yapacak bir şey yok. Güzel 3-0 yakaladık arkadaşlar. İyiyiz şu anda. Çok güzel bir paslaşma Ronaldo tabii ki de önde. Ronaldo. Oyun takıldı. Sonra hile yok diyorsunuz. Öyle bir pozisyon oyun mu takılır? Şaka gibi. Arkadaşlar o hile olayını size anlatacağım. Merak etmeyin. Şu maç bitsin o hile olayının ne olay olduğunu anlatacağım size. Hadi ver araya hadi ver. Hadi Ronaldo hadi. Ya birazcık farklı bir şeyler deneyelim ya. Plase vurmadım ya kendi kendine vurdu öyle. Amacım orada çalım atmaktı. Amacıma da ulaştım zaten. Ya bu çok da zor bir rakip değilmiş ya. Ya tamam güzel oynuyor. Hakkını yemeyeyim de. Atakları çok belli. Evet güzel güzel ata. İptal etmeyi bilmiyor. Pası nasıl iptal edeceğini bilmiyor. Müthiş bir top daha. Cristiano. Ronaldo. Hayır. Yemedi. Ronaldo. Tamam. O zaman. Hadi bugün. Hiç yapmadığım bir şey yapayım. Ve gol. Bugün hiç yapmadım plaseyi. Bir tane de öyle atmak istedim. Tabii ki de gol. Evet şut çekti. Korner mi kazanacak? Hayır tuttu. Kameraman neden böyle mal ya? Ölüyor abi. Kameraman ölüyor. Yok böyle bir şey ya. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Son bir gol mü? Cristiano Ronaldo tabii ki de. 90+3 ve son bir gol. Adam ben tam gole giderken AFK bırakıyor kendisini. Ne diyeyim yani? Hadi son bir tane daha atayım o halde. Hulk geçti. Hulk be ulan. Hulk bir tane daha ataydı iyiydi. Bir tane Hulk diğer hepsini Ronaldo attı yanlış görmediysem. Klasik Cristiano Ronaldo adamım. Çok güzel ya. Baksanıza 8.0 alıyor yani.
Ama Hulk'u bu maçta tebrik edeyim. Önceki maçlardaki kadar kötü değildi. En azından gol attı, attırttı. Top çıkarttı falan. İyi oldu. Güzel ya. Şimdi arkadaşlar, size şu hilelerinde, hilede ne dolap döndüğünü anlatayım. Çünkü bazılarınız hile oldu, benim o adamı hile dediğime inanmıyor. Bu adamı hile demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Diğer önceki adamdan bahsediyorum. Hile olduğuna inanmıyorlar ve benim lagımın olduğuna inanıyorlar. Arkadaşlar, lag olsa bir kere zaten bütün pozisyonlarda olur, maç boyunca olur. Ben tam gole giderken olmaz. Bunu bir kere aklınıza sokun. Ben tam gol atarken oyun takılmaz. Tam o noktada takılmaz. Bu kadar şanssız olamam zaten. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi, hile yapanların hepsi pencerede oynuyor. Bakın, bunu size söylemek istemiyordum. O oyun orijinal olanların uygulamasından korkuyordum çünkü. Ama artık bilin şunu. Hile yapanlar arkadaşlar oyunu pencerede oynayan insanlar. Pencerede oynuyorlar. Bir eli mouse'da oluyor çoğunlukla. Çoğunlukla klavyeden oynayanlar olur. Ya da tam ben gol atarken zaten bunu yapan insanlar oluyor. Tam ben mesela önemli bir hata çıkarken pencerenin üstünde o Pro Evolution Soccer yazısı var ya, mouse'da oraya basılı tutuyorlar. Bir saniye, iki saniye kadar bırakıyorlar. Oyun herkese takılıp gidiyor. Benle de takılıyor. O yaptığı zaman benle de oluyor bu. Bunu bir saniye basıp çekse aynı şekilde benle de oluyor. Arkadaşlar, bu hile. Bunu bir kere anlamanızı istiyorum. Bu dolaylı yoldan hile. Bu tip artık artık son zamanlarda bunlarla çok karşılaşmıyorum. Arada bir daha az geliyor. Eskiden sürekli gelirlerdi. Çünkü artık herkes bunları report ediyor ve herkes ban yiyor. Direkt artık online erişimimiz yasaklanıyor. Anlatıyorum ama sakın yapmayın. Dediğim gibi bu hile. Ben dahi acımam. Gerçekten o kadar tembel bir insanım ama ben dahi acımam. Direkt gömeriz. Hatta bunun kanalda da yayınlarım, ismini yayınlarım. Komple gömeriz. Nasıl report edileceğini de anlatırım falan. Neyse. Arkadaşlar, hile bu dediğim gibi. Bir sonraki karşılaşmamıza da gidelim. Bakalım ne olacak. Ops. Üçüncü klasmandan adam. Üçüncü klasman geldi. Shit. Bir bakayım yine de. Gözümde çok büyütmemem lazım. Red Devils, Kırmızı Şeytanlar ve Manchester United var. Ve hayvan gibi. Oha ya, bu ne? Abi böyle takım olmaz ki ya. Bu kadar olmaz. Abi ileride Lewandowski var. Abi Robben varsa zaten. Adamda Robben var. Bitti. Bitti arkadaşlar. Robben varsa biter bu iş. Robben, Drexler, Farfan. Kalede Reyna. Defansta Pique. Johnny Alma var. Orası sol kanatı değil mi? Hummels. Uş. Adam dizmiş be. Vallahi dizmiş. Okey. Bugün ben Berlin Olimpiyatı seçeceğim. Bildiğiniz üzere bir kısmınız da Berlin Olimpiyatı seçmişti çünkü. Siyah formamızı aldık. Son bir olarak arkadaşın istatistikleri %60. %60 evet. Bu çok fazla. Bu baya fazla. Allah yardımcımız olsun. %60 kazanma oranı bizi aşıyor arkadaşlar maalesef ki. Belli iyi oynuyor. İyi oynaması hiç hoş bir şey değil. Ama kazanacağıma inanırsam kazanırım. O bunu yaşadık, daha önce de yaşadık. Kazanacağıma inandığım zaman kazanırız. O sıkıntı değil. En azından berabere kalmamız lazım. Ev sahibi ekip biziz. Keşke tezahüratlarım yüklü olsa. Extreme bekliyorum hala. Extreme çok yakında arkadaşlar. O çok yakında. Tamam, Ronaldo. Dur, çekil. Ronaldo. Verdim bana pasımı. Amrabat. Ne biçim bir şut. Ops. Oha. Ronaldo. Sağ ayak vurman lazım zaten. Niye sol vurdun ki sen? Oo! Coutinho, verdim ara pasımı. Ronaldo! Lan! Ne yapıyorsun? Ya yok artık. Lan ne yapıyorsun? Yüzde yüz. Abi. Kalbime inecek şimdi. Şerefsiz herif. Al lan. Oha ya. Al lan. Şerefsiz herif ya. Ya bir git ama ya. Ya %100 penaltımı vermedi. Tamamıyla arkadan müdahaleydi ya. Kırmızı veriyor bana abi ya. Gebersin Lewandowski. Köpek herife bak ya. Tamam beyler. Böyle oynayacağım vallahi. Orta sahadan düştüm abi, ne yapayım. Eğer orta sahadan düşmek işimize yaramazsa, kötü olursa
Forvet'ten Hulk'u çıkartırım, tek forvet oynarım. Yapacak bir şey yok yani, ne yapayım abi? Tamam, çok güzel bir top. Ronaldo! Ronaldo hadi lan! Hadi abi, niye? Niye bu kadar önemli pozisyonlarda ben Ronaldo'yu kullanamıyorum? Keşke çalım atsaydım. Ya bu kadar önemli yerlerde Ronaldo'yu gol atamıyorum önemli maçlarda. Çok gıcık oluyorum. Bak şimdi. Bence plase vuracak. Geber Lewandowski. Ama kırmızı değil ha. Ya kırmızı değil zaten. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlaşılmasın, bilerek ayağına kaymadım. Anlayan anlamıştır, orada topa kaymaya çalıştım ben. Oo, direğe çarptı. Of. Lan barajı bakmasam ölmüştüm şimdi. Ulan var ya. O penaltımı vermedi ya hakem. Şerefsiz herif ya. Ya tamamıyla arkadan müdahaleydi. Topa dokunmadı bile adam ya. Hoppala. Oğlum önümüzde adam var. Nerelere pas veriyorsunuz? O şaka gibisiniz ya. Atamadı geri zekalı. Ya abi şaka gibi yalnız. Size bir şey söyleyeyim mi? Takım ruhum düştü ya. Güzel pas. Yay! Kırmızı vermezsen var ya. Kırmızı vermezsen var ya. Sarı ya. Ya sen hakem, senin kadar şerefsizini görmedim ya. Bu adam ayrı bir şerefsiz ulan. Ya oğlum nasıl senin gibiler 3. klasmana çıkıyor, ben hala anlamıyorum ya. Lütfen böyle önemli noktada ölü yaprağı vurabileyim lütfen. Uf ya. Abi niye bu kadar önemli noktalarda vuramıyorum ölü yaprağı? Ta orta sahadan ölü yaprak oluyor. Ceza sahasının dibinden ölü yaprak oluyor. Tam gol olacak noktalardan ölü yaprak olmuyor, şaka gibi ya. Al işte. Aferin lan Roberto. Vay canına Roberto. Roberto. Ya geçmesin artık ya. Oho, yok artık ya. Abi nasıl geçiyorsun sen o kadar ya? Çok güzel. Ronaldo atmazsan gelme. Adamsın ya. Tamam, tamam güzel. Buna ihtiyacımız vardı. Buna ihtiyacımız vardı. Çok güzel. Güzel pas. Baba. Şerefsiz herif. Ben şimdi sana şuradan bir plaseyi gömeyim de. Köpek herif. Kızdırmayın ulan beni. Kızdırmayın. Vuracağım ağzına oğlum. Senin işim daha bitmedi benim. Baba Ronaldo'yu nasıl da sakatlamaya çalışıyor. Baba. Şerefsize bak. Vuracağım ağzına senin. Ama Hulk vuramıyor ki. Hulk ne yapıyorsun? Tamam beyler. Bu şerefsiz iyice çirkefleşti. Köpek herif. Baba nasıl da Ronaldo'ya kayıyor baba. Al lan. Penaltı. Ya penaltı. Ne yapıyorsun ya? Penaltı yapıyorsun. 2 oldu ya. Ya tam engelledi. Ya bilerek kaydı. İkinci sarısı neydi? Çok güzel. Artık o da eksik. Şerefsiz herif. Ya yeter ama ya. Ya abi biliyor hata çıktığımı. Arkadan bilerek topsuz adama kayıyor. Şaka gibi ya. Ya ne kadar gerizekalı bir insansın sen. Ben anlamıyorum ya. Nasıl bir gerizekalısın sen ya? Hadi lan Ronaldo. Bak sakatlayacak şimdi. Baba. Oh! Ya ne yapıyorsun ya? Ya ama yeter ya. Ya yeter, bu ne ya? Ya bir de sarı kart veriyor. Vuracağım ağzına ya. Ya bak yeter ama ya. Ya Ronaldo'yu sakatlamaya oynuyor. Bu ne abi ya? Nasıl bir şerefsizsin sen ya? Ya yeter ya. Sana karşı pes etmeyeceğim. Ya. Hayatımda ben senin kadar şerefsiz bir insan görmedim. Köpek herif. Seni var ya. Abisi ben seni report edeceğim. Bana ne abi yeter ya. Yok artık. Kaleci ne yapıyorsun? Roberto ne yapıyorsun? Gerizekalı mısın oğlum sen? Abi yeseydim var ya. 82. dakika zaten. Kaybetmeyeceğim oğlum sana karşı. Yok artık. Yok. Senin ben şansını yiyeyim ya. Defans var ya, mahvettin sen beni bugün ya.
Yok. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum yok. Oyna. Top çevirirsen var ya vururum seni. Bak ya. Bak ya. Köpek herif. Oynasana ulan. Allah senin belanı versin. Senin kadar şerefsiz köpek bir insan görmedim ben. Sen benim karşıma çıkma çocuk. Sen benim karşıma çıkma. Hayır, fuck. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en şerefsiz futbol oyuncusu, şerefsiz herif. Arkadaşlar, alın bunun kullanıcı adını, birazdan göstereceğim. Gidin Konami'ye, gidin Konami'ye atın mailinizi. Hayatımda ben bu kadar şerefsiz, çirkef bir oyuncu görmedim. Yok böyle bir şey, deli etti beni, şerefsiz herif. Ya senin gibi bir insan nasıl oynuyor şu oyunu ben anlamıyorum ya. Köpek herif ya, alın kullanıcı adı da bu işte. Şerefsiz herif deli ediyor. Elim ayağım titriyor. Yemin ederim elim ayağım titriyor ya. Hayatımda ben böyle bir insan görmedim ya. Köpek herif ya. Tam orta sahadan şut çekeceğim. Oyunu durdurdu. Şut barı yarım kaldı. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir çirkeflik hayatımda. Ben bu kadarını görmedim ya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Neyse beyler, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Acayip sinirlendirdi. Vallahi acayip sinirlendirdi ya. Köpek herif ya. Lan keşke engellemeseydim. Bir daha gelseydi de karşıma vursaydım. Yemin ederim var ya. Köpek herif. O hakem var ya, o hakem. Hakem yüzünden kaybettim ben ya. Köpek hakem. Orada var ya, penaltımı vermedi ya. Kaç tane %100'lük faulümü vermedi. Yok böyle bir şey ya. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Şaka gibi. Şaka gibi. Hayır. Boateng no. Çok güzel. Çekil. Lan çekil. Faul. Ha. Harika. Ya ne oluyor ya? Çok sertleşti oyun ya. Üf. Ya beyler yalnız ara ciddi anlamda forvetlerime ulaşamıyorum. Takım ruhu gerçekten etkilemiş. Ya forvetlere top atamıyorum ya. Oynamaya çalışıyorum.